Osman Diyedin Erdoğan AK Parti'yi de yenmek zorunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde bu ülkede makam, mevki sahibi olup da bugün adeta üzerlerine ölü toprağa serpilmiş gibi gamsız, tasasız olanlara sözüm. Milletvekillerinden teşkilatlara, belediye yönetimlerinden genel merkeze, külliyedeki kadrolardan, bakanlık kadrolarına, bürokratlardan ve genel müdürlere kadar yani Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde bu ülkede makam, mevki sahibi olanlara sözüm. Biraz sokağa bakın. Bu millet ne düşünüyor? Bu millet sizden memnun mu? Kalp gözünü açarak bakın bakalım neler oluyor. Milletin gözünün içine bakın. Size sahip çıkan, size oy veren, sizinle yaz kış kar yağmur demeden karşılıksız koşan insanlara karşı samimiyet duygunuzu bir test edin bakalım. Var mısınız? O insanlar mutlu mu? O insanlar kendilerini nasıl hissediyor? O insanlar size küskün mü? Bir bakın. AK Parti artık yanınızdaki 3-5 kişiden ibaret sanarak Tayyip Erdoğan sevdalısı insanlara ihanet ettiğinizi görmek ister misiniz? Farkında mısınız? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışıyla günlerinizi geçiriyorsunuz. Sahada muhalefetle mücadele etmeyen, yapılan bunca hizmeti anlatamayan, milleti samimiyetle dinlemeyen, çözüm üretemeyen siz değilsiniz kimdir? Vekiller halktan kopmuş ortada yok. Bürokratlar kendi bildiğini okuyor. Kesa belediye başkanları. Genel müdürler burnundan kıl aldırmıyor. Genel merkez güzelleme yapıyor. Allah aşkına FETÖ ile mücadelede Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında kaç samimi AK Parti milletvekili, yöneticisi, bakanı var? Beş kişiyi geçer mi? CHP'nin hakaretlerine, yalanlarına ve saldırılarına dahi cevap vermeyenlerin varlığını görmüyoruz mu? AK Parti seçmeninin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 3-4 bakan iki elin parmaklarını sayısını geçmeyecek kadrolar dışındaki kadrolardan rahatsız olduğunu söylemek zor mu? Bütün yükü yine Erdoğan üstlenmiş, uzun ince yolda gidiyor. Üzülmemek mümkün mü? 19 yıl sırtında taşıyıp bir gün sırtından indirdiği, görev verilmeyen bazı isimlerin hal ve davranışlarına bakıyorum. Nankör demekten kendimi alamıyorum. Bilmiyorlar ki devran dönerse evdeki bulgurdan da olacaklar. Herkes kendi derdinde. Kendinize gelin. Muhalefet sosyal medyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırı merkezi haline getirirken sizlerin sosyal medyayı düğün dernek, açılış, kutlama ve kendi reklamınızı yapma aracınız haline getirdiğinizin farkında değil mi bu millet? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletteki karşılığına güvenerek şehrinizdeki, ilçenizdeki, mahallenizdeki insanları sadece size oy vermeye muhtaç insanlar olarak görür hale gelmeniz sonun başlangıcı olur. Dost acı söyler. Bakın Tayyip Erdoğan'ı seven, ona inanan milyonlar o sevgiden asla vazgeçmez. Geçmiyor da. Ama sizlerden vazgeçmeye başladı bile. Hala anlayamadınız mı? Size oy veren insanları seçimden seçime hatırlama ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırtına binerek seçim kazanma dönemleriniz geçti beyler. Seçmen eski seçmen değil. Benim derdim var. Oy verdiğim insanlar nerede diye artık çok sesi soruyorlar. Bakın bu isyanın içinde Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmanız da var. Millete tepeden bakan, burnundan kıl aldırmayan, insanların telefonlarına çıkmayan, belediyelerde halk toplantıları yapıp dertlerini dinleme dönemini kapatan, liderinin hakkını, hukukunu korumakta geri kalanlar, siz AK Parti kadrolarından başkası değil. Öyle bir duruma geldiniz ki, farkında mısınız? Siyaseti yanınızdaki iki elin parmaklarını geçmeyecek mutlu bir azınlık daha yapmaktan hoşnutsunuz. Durumun nereye sürüklendiğinin farkında olmayan AK Parti kadroları şunu iyi bilmeli ki bugün bu bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışınız yarın sökmeyecek. Devran dönerse burnunuzdan getirecekler. 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bu milletin sağduyusuyla seçimi kazanır ama AK Parti bu anlayışta çıkılır. Çünkü millet her geçen gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı başka yere, siz AK kadroları başka yere koymaya başladı. Bazıları diyor ki Tayyip Erdoğan bunları görmüyor mu? Nereye yetişecek Erdoğan? Bakıyorum, gözlüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misyonu ve vizyonunu bilmeyen, kendi şehrinin sorunlarından habersiz, milletle diyalog gelişmemiş kadrolar var. Ve de kendi içlerinde il, ilçe başkanları, teşkilatları, vekilleri ve yerel yönetimleriyle hizipleşen teşkilatlar da var. Kimler mi? Herkes kendini bilir. Mesela CHP'li hiçbir icraat ortaya koyamayan yerel yönetimler her gün siyaset yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel yönetimlerinin öyle bir derdi yok. Bakın sosyal medya hesaplarına nelerle uğraştıklarını görürsünüz. Liderinin Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını milletle paylaşmayacak kadar gamsız, tasasız vekiller, il başkanları, belediye başkanları gerçeğine yaşıyoruz. Bu ne sorumsuzluk? Bakın sosyal medya açıklamalarına belediyecilik dışında her şey var. AK Parti'ye 19 yıldır oy veren ama evladını hala işe koyamayan insanları görmeyecek ve dinlemeyecek kadar vekilinden belediye başkanına, il başkanından bürokratlarına kadar gamsız olmuşsunuz. Daha da ileri gideyim. CHP'li büyükşehir belediyeleri AK Partili diye binlerce insanı işten çıkarırken AK Parti sayesinde koltuklarda oturan öyle bürokratlar, öyle genel müdürler, öyle belediye başkanları var ki adeta Erdoğan düşmanlığı yapmış insanların isteklerini yerine getirmekte usta. Yani kendilerini oynuyorlar. Ne güzel değil mi? Ve öyle kaçkınlar var ki yarın seçimde ne olur ne olmaz diyerek bugünden pasif yönetim tarzı ortaya koyarak birilerine Yeşil ışık yakıyor. Bir soralım. AK Parti'de hala Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sırtından ançallayarak ihanet edip CHP ile Erdoğan'ı devirmek için kol kola girenlere iki çift sözü olan kaç kişi var? Yani Tayyip Erdoğan konuşsun, Tayyip Erdoğan muhalefetle mücadele etsin, Tayyip Erdoğan muhalefetle kavga etsin, Tayyip Erdoğan muhalefete cevap versin, Tayyip Erdoğan millete hizmet yapsın, Tayyip Erdoğan seçimleri kazansın, Tayyip Erdoğan dünyaya karşı dik dursun, Tayyip Erdoğan tek başına FETÖ ile mücadeleyi yapsın, Tayyip Erdoğan Türkiye'ye kazandırdığı eserleri anlatsın, CHP'ye, İyi Parti'ye ve diğerlerine de cevabı Tayyip Erdoğan versin. Ne yapsın Tayyip Erdoğan? Nereye koşsun? Yetişsin Tayyip Erdoğan. 19 yıl boyunca Tayyip Erdoğan sayesinde varlıklarını sürdüren AK Parti kadroları siz ne yaparsınız? Faydanız ne? Erdoğan yapsın, siz sefasını sürün öyle mi? MHP lideri Bahçeli, Genel Merkez Yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu, teşkilatları ve yerel yönetimlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destek ve gösterdikleri duyarlılıktan dahi yoksun sözde AK Parti kadroları var. Farkında mısınız? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile adaylığı ciddi ciddi düşünecek kadar iştahını arttırdınız. Derim ki gidişat iyi değil. Testi kırılmadan kendinize gelin. Düğün, dernek, açılış resimlerinizi her gün yayınlayıp kendinizi tatmin edeceğinize biraz da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde partinizin bu ülkeye kazandırdığı eserleri anlatın. Dünya bu eserleri büyük bir kıskançlıkla konuşurken bu eserlere imza atan liderin yol arkadaşlarının anlatmaması çok manidar değil mi? Bakın dün Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledik. Üstad Ercan Faras'ın bu konuşma üzerine yaptığı paylaşım çok anlamlı ve önemli buldum. Çok şey anlattı. Dedi ki Tayyip Erdoğan bir parti lideri gibi değil, tam bir devlet başkanı gibi konuştu. Onun artık bu seviyeye gelmiş olan siyaseti, tavrı, AK Parti'nin içeriye karşı zayıflamasına ama Türkiye'nin dışarıya karşı dağ gibi büyümesine yol açtı. Hep yazdım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tek bir rakibi var. Kim mi? Okudunuz işte. Gerçek olan şu ki Tayyip Erdoğan hem muhalefeti hem de partisini yenmek zorunda olduğu bir süreç içinde 2023'e yolculuk yapıyor. O nedenle bu durum AK Parti'de herkes iki elini vicdanına koyarak Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a layık olabiliyoruz mu sorusunu kendi kendilerine sormalılar. Cevabını da hemen bugün versinler. Çünkü muhalefetin Tayyip Erdoğan'ı devirmek için umudunun AK Parti kadrolarının adeta üzerlerindeki ölü toprağı olduğunu görmeliler. Uyanın. Bir daha Recep Tayyip Erdoğan gelmez. Yüküne omuz verin. Onunla siyaset yapmanın ve başarmanın gururunu yaşayın. 2023 seçimleri 21 yıllık kazanımların finalidir. O finali Tayyip Erdoğan'a kazandırmak boynunuzun borcudur. Kendinize gelin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı bir de sizi, yani AK kadrolar, yenmekle meşgul etmeyin.